Merhabalar, ben Oğuz. Bugün size spesifik bir anime önermeyeceğim. Uzun süredir video yapıyorum ve videolar yaparken bir şeyler gözlemledim. Bu videoda söyleyeceğim şeyler genellikle benim fikrim ama ben doğru olduğuna inanıyorum. O yüzden bugün bir anime yerine genel Türkiye'deki anime kültürü hakkında konuşmak istedim. Başlamadan önce beğenip abone olursanız beni çok büyük desteklersiniz. Desteklediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden iyi seyirler. Türkiye'de anime kültürü maalesef popüler animelerle sınırlı kalmış. Popüler anime dediysem de dünya çapında çok ses getiren animeler yine bazen Türkiye'de tutmuyor. Tutmamasının sebebi de konunun sürekli aynı şeyler üzerinden yürümesi gibi geldi bana. Belki haklıyım, belki haksızım bu konuda bilmiyorum ama birçok konuda bence daha güzel şeyler olabilecekken sürekli aynı şeylere takıntılı kalmak bence yanlış. Bu konuda çok büyük bir fanatizm var. Bir kişinin sevdiği animeyi başka birinin sevmemesi gayet doğal. Burada eleştirinin yapıcı olması gerekiyor ama. Şimdi ben video yaparken kanalı spesifik bir anime üzerine kurmak istemedim. Ya sadece anime de değil, film dizi falan videosu da yapıyordum ben. Ama genel olarak ben böyle geniş bir kitlesi olsun, yaptığım videolar böyle bir şeyde sınırlı kalmasın, araştırırken ben de eğleneyim, sadece bir şey üzerine yoğunlaşmayayım gibi istiyordum. Ama videolara genel olarak baktığım zaman yorumlarda da bu şekilde hep spesifik animelerin videoları isteniyor. Aynı şekilde o animelerin videoları izleniyor. Biliyorum ki bu videoda inanılmaz az izlenecek ama izleyenler için güzel fikirler verebilsem ne mutlu bana. Şimdi öncelikle şu konuya değineceğim. Anime bir çizgi film. Ya bu aslında böyle tartışıyorlar animeler çizgi film değildir falan diye. Animeler gerçekten çizgi film ama Japon çizgi filmi. Ama şöyle bir ayrım var burada. Bütün animeler çocuklar için yapılmıyor. Ben animasyon filmlerini izlemeyi çok seviyorum. Mesela ben Buz Devri'ni çocukken izlemiştim. Çok beğenmiştim. Çok komik gelmişti. Ya da Şire'yi. Ama aynı filmi seneler sonra tekrar izlediğimde yapılan esprileri çocukken anladığımdan daha farklı anlamaya başladım. Çünkü çok ince bir çizgi var ve o çizgiyi çok güzel tutuyorlar. Animeler buradan biraz daha farklı. Bazı animeler gerçekten hani çocuklar için yapılmış oluyor. Aynı bizim Türkiye'de yapılan çizgi filmler gibi. Ama bazı animeler gerçekten yetişkin içerikli oluyor ve yaş sınırları oluyor. Ama genel olarak baktığınız zaman çizgi film olduğu için bizim ülkemizde de çizgi film kültürü sadece çocuklara yönelik olduğu için animeler ülkemizde çok fazla tutmuyor. Yani tutsa da biraz önce videonun başında söylediğim gibi spesifik böyle çok popüler olan animeler tutuyor. Ben videoları yaparken yorumlar geliyor. Yorumlarda özellikle Kimetsu no Yaiba, Naruto, One Piece, Vinland Saga, Bleach gibi zaten popüler olmuş animelerin videoları isteniyor. Tabii ki bu animelerin videolarını da yapıyorum ama sürekli de bu animelere yoğunlaşmak istemiyorum. Çünkü gerçekten çok geniş bir dünya. İzlenmeye değer farklı konularda o kadar güzel animeler var ki. Ben zamanında bir video yapmıştım. Osama Ranking diye bir anime var. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğenmiştim. Bu animeyi bulma sebebim de ödül almış animelere bakıyordum. Bir sürü animenin içerisinde bu dikkatimi çekmişti. Ödül almıştı. İzledim ve hikayesi gerçekten çok hoşuma gitmişti. Ben de videosunu yapmaya karar vermiştim. Hatta videosunu yaparken bayağı heyecanlıydım. Aslında kanal o zamanlarda videolarda bayağı hani önde geliyordu, böyle videolar izleniyordu. Bunun videosu hiç izlenmedi. Özellikle bu videonun altına gelen yorumlarda işte Naruto videosu yapsana, Kimetsu no Yaiba videosu yapsana gibi yine popüler animelerin videoları istenmişti. Ben buna üzülmüştüm çünkü o videoda çok emek harcamıştım ve araştırmıştım. Ama araştırırken şu dikkatimi çekti. Dünya çapında ödül almış bir anime Türkiye'de neredeyse sıfır izlenmişti ve puanlaması dahi yoktu. Bu anime forumlarının sitelerine girerseniz popüler animelerin listesinde bile yoktu bu anime. Neden yoktu? Çünkü kimse yeni bir şey izlemek istemiyor. Sürekli sabit aynı türde şeyler izlenmeye başlamış. Ya bunu genel olarak söylüyorum, hani siz farklı bir şekilde farklı türde animeler de seviyorsanız üstünüze alınmayın. Ama çoğunluk bu şekilde. Dikkat ederseniz sürekli aynı tema var. Bir karakter var, o savaş oluyor. Savaşta o karakter kahraman olacak belli ve o kahramanın sürekli yolculuğunu izliyoruz. Ben videolarımı yaparken başka kanallara kesinlikle bakmıyorum. Burada yabancı Türk kanallar fark etmiyor. Başka kanallar da, anime ile ilgili içerik üretenler de başka kanallardan alıyor gibi bir atıfta da bulunmuyorum. Çoğunlukla da izlemiyorum ben YouTube'da, hani etkilenmeyeyim diye. Ben videolarım bana özel olmasını istiyorum. Ama gelen tepkilerden ötürü çok yoruluyorum çünkü video seçmesi gerçekten çok zor oluyor. Sürekli spesifik aynı şeyleri yapmak istemiyorum. Farklı şeylere böyle değinmek istiyorum. Ama farklı şeylere değindikçe de kanalının böyle izlenme oranı falan düştü. Ben böyle devam edeceğim, hani izlenme oranı olsun olması falan. Ben sevdiğim şekilde yapmaya çalışıyorum videoları.
Hikaye anlatmakla başlamıştım. Sonra ayrıntılara girdim. Özetler çıkarttım. Ya bilmiyorum başka yapan var mıdır böyle. Ama hepsi böyle özgün oluyor. Peki bu Türkiye'de bu videoların izlenmemesinin sebebi ne? Ben de bilmiyorum. Şaka bir yana hani kültür gerçekten bu şekilde ilerlemiş. Çok güzel anime filmleri çıkıyor. Mesela geçenlerde Miyazaki'nin bir filmi çıktı. The Boy and the Heron diye. Bu film inanılmaz güzel bir film. Adam reklam yapmadı filmi için. Böyle bir film çıkartabilecek hiçbir stüdyo bilmiyorum. Miyazaki gerçekten bu işin ötesine geçmiş, bambaşka şeyler yapan birisi. Adam ne koysa izleniyor. Bu film Oscar kazandı. Hem de rakipleri de böyle güzel rakiplerdi yani. Nimona, Robot Dreams, Elemental, Örümcek Adam, Örümcek Evreni'ne Geçiş gibi animasyon filmlerinin arasında Oscar kazandı. Ama Türkiye'de hangi kanal ve hangi sayfa bunu paylaştı? Paylaşan varsa özür diliyorum, ben görmedim. Benim gördüğüm Instagram'da falan sürekli anime arattığım için karşıma çıkıyor bunlar. Hep yabancı sayfalarda. Film efsane, hiç reklam yapmadan sinemaya çıktı ve rekorlar kırdı. Ve bu film hakkında ben de dahil hiç kimse video yapmadı. Miyazaki'nin filmlerinin videolarını yapacağım demiştim ben daha önce. Hani filmler gerçekten güzel, benim çok hoşuma gidiyor, defalarca kez izlediğim filmler. Ama filmlerin videolarını yaptıktan sonra altlarına sürekli böyle hani şunu yap, bunu yapma, biz bunları istemiyoruz, sürekli şu videoları istiyoruz falan diye yorum gelince insanın hevesi kırılıyor. Bir video yapması bir gün falan sürmüyor hani. Video yapmak için araştırıyorsun, metin yazıyorsun, editliyorsun, ses kaydediyorsun falan. Mesela geçenki videomda bir kesit koydum, bilerek kesmedim onu. Birinin ismini söylemek için böyle orada hepsini koymadım bu arada. 20-30 kere, belki 40-50 kere falan denedim ve olmuyor, dilim dönmüyor. Ya düşünün yani, sadece bir isim için bile o kadar uğraşılırken upuzun metni okuması ne kadar kolaydır. Hikaye bakımından olsun, görsel şölen bakımından olsun bir sürü güzel anime filmi çıkıyor. Mesela Suzume diye bir film çıktı geçen sene, konusu olsun, çizimleri olsun falan çok güzeldi. Onun videosunu yap diye hiçbir şekilde yorum gelmedi. Benim etkilendiğim çok güzel bir film var, Grey of the Fireflies. Gerçek bir hikayeye dayanıyor. Tabii ki bazı şeyler hatta büyük bir ölçüde değiştirilmiş. Bunu da o hikayeyi yaşayan kişi anlatıyor. En büyük pişmanlıklarım olarak da anlatıyor. Şimdi savaşta genelleme yapıldığı zaman olaylar böyle hafife alınıyor. Ama biz bu filmde iki tane çocuğun hikayesini izliyoruz ve spesifik bir hikayeyi izlediğimiz için gerçekten duygularımız kabarıyor. Bu filmin videosunu yaptım, yine izlenmedi. Çok popüler filmlerin animelerden esinlendiğini biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da şimdi söylüyorum. Bir sürü filmde animelerden esinlenilmiş olaylar var. Mesela Inception'ı izleyin. Fabrikadan bir sürü şey almış. Ve bir sürü kişi Inception'ı beğenip Fabrikayı izlememiştir. Böyle söylediğim zaman şey gibi anlamıyor. Ben videoları yapıyorum, kimse izlemiyor diye değil. Burada kimseyi suçlamıyorum ya da kimseye bir atıfta bulunmuyorum. Buradaki derdim anime kültürün Türkiye'de daha oturmamış olmasını anlatmaya çalışmak. Ben mesela çok fazla anime izleyen birisi değil. Her ne kadar anime kanalım da olsa böyle derinlemesine anime araştırmaya kanalı açtıktan sonra başladım. Aslında animeleri izleyip seven kişi benim ablam. Ablam bana önerdi, dedi ki anime kanalı aç. Bir anime çıktığı zaman o önerirdi bana, hani bu animeyi izle çok güzel falan diye. Ben genellikle animelerle dalga geçerdim. Çünkü ben de animelerin çocuklar için olduğunu düşünen tayfadan birisiydim. Çünkü anime çizgi filmdi, çizgi filmler çocuklar için yapılırdı. Ama birkaç tane anime izledikten sonra fark ettim ki öyle değilmiş. Bu zihniyetin olmasının sebebi de ne biliyor musunuz? Benim yaşımdaki ya da benden biraz büyük ya da biraz küçük kişilerin animeleri anime olduğunu bilmeden izlemeye başlamaları. Çocukken televizyonda yayınlanıyordu. Bunların anime olduğunu bilmeden izliyorduk biz. Hani Japon yapılmış, Amerikan yapılmış fark etmiyordu. Bunları çok incelemiyorduk. Ama sonradan aslında hikayelerin ne kadar farklı, ne kadar güzel olduğunu izledikçe, okudukça anlamaya başladım. Eminim ki birçoğunuz birçok animeye benden daha fazla hakimdir. İşte ben şunu iddia etmiyorum, kesinlikle yanlış anlaşılmasın, en iyisi benim, en iyi ben anlarım falan diye bir muhabbete girmek istemiyorum. Ben bu videoda sadece kendi fikirlerimi sunmak istedim size. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Size tavsiyem, eğer bu videoyu izliyorsan, kesinlikle sabit bir konuda kalmayın. Çünkü sabit kalırsanız diğer yapımların ne kadar güzel olduğunu hiçbir şekilde göremeyeceksiniz. Sizin bu konu hakkında fikriniz neler? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.